Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda altcoin nasıl trade edilir bundan bahsedeceğim. Yapılan hatalardan kendi tecrübelerimden size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar büyük hatalar yapanlar var. Sürekli zarar edenler var. Büyük bir ihtimal bu videoyu izleyenlerin çoğu o hataları yapıyor. Ben de yaptım zamanında. Yapmamak için elimden geleni yapıyorum. Size de e, ...bu bilgileri vermek istiyorum. Öncelikle... ...günlükçü müsün? Orta vadeci misin? Yoksa uzun vadeci misin? Biliyor musun bu sorunun cevabını? Soruyorum hadi. Tam emin değilsin değil mi? Yani tam bilmiyorsun. Ortacı mısın? Uzuncu musun? Günlükçü müsün? Bu sorunun cevabını bilmiyorsun büyük bir ihtimal. İlk adım olarak bunu bilmen lazım. Yani... Ee, kararını ver. Nesin? Günlükçü müsün? O zaman malda bir gün kalacağım. İki gün değil. Bir gün. Orta vadeci misin? Plana sadık kalman lazım. Ve tepeden almaman lazım. Önce günlükçülerden başlayalım. Ne yapması lazım günlükçü? Bitcoin yükseliyor misal. Mis gibi yükseliyor. Almalıyım. Beni de kazanacağım. Öyle değil. Bekleyeceksin. İlla bir düzeltme gelecek. Hiçbir şey böyle yükselmez. Böyle yükselir bakın. Dalga dalga yükselir. İşte sen o dalgada alacaksın. Dalgana bakacaksın. Bu bir. Şimdi bir trend var. Yükselen tepe ve yükselen dip şeklinde yükselir bir coin veya bir ürün. Bir tepe yapıldı mı düzeltmeyi beklersin. O dipten alırsın ve bir önceki dip altına stop koyarsın. Tamam mı? Bu bir. Bunu yapman lazım. İkincisi de satacağın yeri bilmen lazım. Şimdi sen şöyle düşün ya. Arabaya bindin yola çıkıyorsun değil mi? Nereye gidiyorsun? Yolculuk nereye kardeş? Biliyor musun? Biliyorsun. nere? İşte eve Gidiyorsun veya iş yerine gidiyorum veya tatile gidiyorum. Biliyorsun yani arabaya binerken gideceğin yeri biliyorsun. E alırken satacağın yeri biliyor mu bilmiyorsun. Yani bak burada bir hata var. Yani birinci hata stop seviyeni belirlememen. İkinci hata ise satacağın yeri belirlememen. Üçüncüye geleyim. İşte burada satacağım bir karar verdin. Tamam her şey güzel ve sattın. On numara beş yıldız. Ve ardından daha da yükseliyor. Hocam almalı mıyım? Tabii ki de hayır. Almamalısın. Sen satacağın yeri önceden belirledin. İşin bitti. Yani bu koyunla ilişkin bitti. Ta ki yeni bir düzeltme gelene kadar uzaklaş. Bir ton koyun var ya onlara bak. Niye sen bu koyuna daktın bu kadar? Yani bağ kurma. Başkasına bak. Tamam mı? Oraya yönel. Bu bir. Bunu uygularsan zaten kaybetme ihtimalin çok az. Nasıl kaybedebilirsin? Şu şekilde. Bir önceki dip altına stop koydun ya. Kimi zaman oran altına gider. Stop yaparsın ve düşüş sertleşir. O stop seviyen zaten aldığın seviyenin daha alt seviyesidir. Yani %4, %5 neyse. Sen zaten bir altcoin alırken %4-5'lik zararı göze alarak alıyorsun unutma bunu. Bunu göze almıyorsan zaten alma. Çünkü sen alırsın biraz düşer %1-2 zararını satarsın. Sürekli öyle yaparsın sürekli. Her gün %1-2 %1-2 bir ayda para yok bitti. Yani minimum %4-5'i zararı göze alman lazım bir altcoin alıyorsan. Bunun bilincinde ol Satacağın yeri belirle Stop seviyeni belirle Ve günlükçüysen Bir günden fazla durma alt koyunda Adı üstünde Günlükçü yani Haftalıkçı Değil gün yani Gün bir gündür bitti Plana sadık kal bu şekilde yola devam et Günlükçülerin Çilesi büyük Çok tuzaklar kuruluyor Çok yani balinalarmış, ayılarmış, boğalarmış. Yani piyasa yapıcılarıymış. Akıl bırakmıyor insanda. Tuzak üstüne tuzak kuruyorlar. O yüzden e, günlükçülük birazcık işin kumar tarafı diyebilirim. Kendini kaptıranlar var. Onu alıyor, bunu satıyor, onu alıyor. Oradan oraya gidiyor. Sürekli hareket halinde falan. Kazanıyorsan ne güzel. Ama herkes kazanmıyor böyle yaparaktan. Ve arkadaşlar günlükçü grafik bilmesi lazım. Ya hocam grafik hikaye ya grafiğe kim inanır ya, ya grafik boş iş boş. Ya bir sinir oluyorum öyle dendi mi anlatamam ya. Nasıl boş ya nasıl boş. Aç grafiği bak geçmişten incele yani çalışır çalışır. Yok grafik boş haber odaklı gidiyor her şey öyle mi? E anlatayım o zaman. sene 2020 mart. Korona'nın birinci dalgası geliyor, piyasa düşüyor değil mi? Ondan sonra 4-5 bin dolarlara gidiyor Bitcoin. Gündem ne, haber ne? İşte ekonomi çökecek, dükkanlar batacak, işsizlik artacak falan. E ne oldu? 12.500 12.500'e gitti. Yani haber odaklı mı gitti? Yok, grafik odaklı gitti. Niye? Bir direnç aşılırsa hedefinde diğer direnç olur. Ve direnç aşıldığı için alımlar da arttı ve yükselişe geçti. Yani şöyle mesela koronadan önce önemli bir destek kırılmıştı. Zaten nakite geçmen lazımdı. Ondan sonra çok sert düştü. Haddinden fazla düştü. Tamam o kadar sert düşeceğini grafik bilmiyordu. Ama düşeceğini biliyordu. Ve alım sinyali gelmeden alınmaz normalinde. Ve dip yapılana kadar zaten alım sinyali gelmemişti. O yüzden grafik önemlidir. Günlük al satçı grafik bilmesi lazım. Öyle video izleyip mesela benim videomu günde bir kere paylaşıyorum. Tamam da bir saat sonra durum değişebiliyor alt koyunlarda. Yani çok volatil olduğu için bir saat sonra durum değişik olabiliyor. Sen benim sabah kattığım videoyu izlersen iş görmeyebilir. O yüzden ben genelde altcoin analizlerimde daha böyle geniş çapta gün içi değil de böyle önümüzdeki günlerde haftalarda ne olabilir gibisinden analizler yapmaya uygun görüyorum. Ama bu grafikler orta vadecileri ilgilendirir genelde. Gün içi alsat yapanlar çok da ilgilendirmez. O yüzden grafik öğrenin arkadaşlar. Gelelim orta vadecilere. Orta vadeci de ne yapsın garibim? Bekliyor da bekliyor. Sabırlı bir şekilde bekliyor. Bir dip yapılıyor. Sabırla bekliyor. Dönüş var mı buradan yok mu? Haftalarca bekliyor. Aylarca bekliyor ama öyle bir yerden alıyor ki ondan sonra yüzde elli yüzde kırk neyse işte o kadar büyük kar oranını satıyor. Tabii ki başarılı yapan bunu yapıyor. Çoğunluluğu ne yapıyor? Ya bu coin acayip yükseldi ya çarpı iki yaptı almam lazım buradan. Duydunuz mu? Herkes diyor yani şuraya çıkacak, buraya çıkacak. Ben de almak istiyorum. Ben de kazanmak istiyorum. Orta vadet tutacağım. İki gün sonra Allah neyse demeyeyim. Yani dilim vermiyor. Bela okuyanını mı aran? Lanet okuyanını mı aran? Günah keçisi arayanını mı aran? Hata sende, sende, başkasında değil. Suçu kimse de arama. Hata sende. Ne inanıyorsun, ne gaza geliyorsun? Zorla mı aldırdılar sana o insanlar. Yok. Sen Evet sen. Sen gaza geldin, aldın. Grafik filan bilmiyordun, aldın. Zaafına yenik düştün, aldın. Ve sonucuna katlan. Kimseyi suçlama. Ondan sonra da yardım için başkalarına gidiyorsun. O da sana istenin cevabı veremeyince mutsuz oluyorsun değil mi? Mesela bana soruyorlar, hocam ne yapalım şu, şu kadar zarardayız ne diyeyim ne, ne diyeyim yani alırken bana sormadınız e, şimdi niye soruyorsunuz o zaman ben diyorum ama tehlikeli durumlar var diyorum dikkate alıp alanlar oluyor bu dediklerim dikkat alanlar oluyor almayanlar oluyor almayanlara diyecek lafım yok gaza gelip alıp da şu an ben ne diyeyim Zaten %50 düşmüş misal. E buradan nakite geçmediğim mi? ardından tepki yükselişi gelse ne olacak? Yani ben bu sorumluluğu alamam. O yüzden arkadaşlar gaza gelmeyin. Şimdi link coin örnek vereyim. Tamam Uzun vadeciler zengin olma hayalindeler. Tamam mı? Şimdi zengin olmak için illa çok paran olmaya gerek yok. Ne yapman lazım? Şimdi link alıp umudu, umudu olanlar oluyor. Ben link alacağım buradan uzun vade tutacağım. Çok güzel tebrik ederim. Yani gurur duyuyorum seninle. Gerçekten gurur duyuyorum yani. Saygıyla eğiliyorum önünde diyebilirim. Bir hafta geçiyor aradan. Ya lanet olsun bu koyne ya. Bütün paramı aldı. Yükselecek hani. Hata sende ama. Niye aldın tepeden uzun vade? Link var ya link. İki senedir yükseliyor. Çarpı 200 yapmış. Ve sen uzun vade tutacağım diye alıyorsun bu coin'i ya. Böyle iş var mı? Bak şimdi yatırım tavsiyesi vermiyorum tamam mı? Örnek olarak mesela XRP. 5 para etmez bir coin. Hiç sevmem hiç alıp satmam yani. Ama grafiğe bakıyorum çok diplerde geziniyor uzun zamandır. Şimdi sen zengin olacaksan uzun vadede çarpı 200 yapmış linki mi alıp tutarsın 1-2 sene? Yoksa diplerde uzun süre, süredir sürünen bir koyunu mu alırsın? Tabii ki link. Tabii ki link. Çünkü sürekli yükseliyor. İşte böyle olur. Yani dost söyler. Böyle olur. XRP dandik bir koyundur. Ama bir gün boğa gelirse ve hayatta kalmayı başarırsa şu anki seviyeler uzun vade için güzel seviyeler. Açık söylemek gerekirse o. Ha bir sene sonra derse biz battık falan. Borsalardan deli onu bilemem. Ama grafik olarak çok dip seviyelerde duruyor. Şimdi sen uzun vade alacaksan bir ürünü böyle ürünler alman lazım. Tutup da çarpı 260 coin alayım da uzun vade tutayım dememen lazım. Şimdi XRP bir yıldır uzun vade bekleyenler var. Hiçbir hareket yok. Yok. Ama arkadaşlar bir gün gelirse o hareket o kişiler çok kazanacaktır onu söyleyeyim. Dediğim gibi ben XRP'ci değilim sevmiyorum. Örnek olarak verdim yani. Onun gibi birkaç örnek daha var. Grafiği açın bakın arkadaşlar uzun süredir yatay giden hangi coin var dipleri de. Onlara bakın zaten düşüşlerde de en az onlar zarar ettirir. Bu dediğim dandik coinler değil ha böyle majörler büyük coinlerden bahsediyorum. Mesela Chainlink ya 20 dolara gitmiş adam diyor ki Buradan alacağım. Zengin olacağım. 20 dolar. e 100 dolara gitti diyelim. Ne oldu? Çarpı 5. Zengin mi oldun? Yok. Ama arkadaşlar mesela XRP örnek vereyim tekrardan. O e, yükselişe başladığını düşünün. Çarpı 100 yaptığını düşünün. E, o zaman zengin olabilin. Ama Chainlink zaten 20 dolara çıkmış. E, oradan bir de çarpı 100 yapmasını mı bekliyorsun? Bekleme, bekleme. Yani Ya yani böyle diyorum ama yanlış anlamayın yani. Gerçekleri söylüyorum ben size. Bunlar önemseyin yani. Dikkat edin böyle şeyleri. Gelelim zengin olma işine. Şimdi ne ben şimdi 10 dolar yatırıyorum ve zengin olacağım. Yok, 10 dolarla zengin olamazsın. O zaman yüz bin dolar yatıralım. Bir sürü para kazanırız. Milyoner oluruz falan. Gerek yok. E bin dolar. Yani daha mantıklı geliyor. Kulağa hoş geliyor. Ama yüz bin dolar. Asla. Niye? Şimdi bir. Kesin yükselecek diye bir kural yok. Proje ne kadar iyi olursa olsun. Kesin yıllarca piyasada kalacağını bilmiyorsun. Üç. Kesin seneye boğa gelecek diye bir şey yok. Üç sene sürebilir, beş sene sürebilir, bir sene sürebilir, bilmiyoruz bunu. Tahminimiz 2021 yılında başlayacak, sonlarına doğru. Kim bilir ben bil yani tahmin ediyorum sadece bildiğimden değil. Yani 100 bin dolar biraz riskli. Niye büyük para arkadaşlar? Ha milyonersindir? E zaten zengin olma hayalin yok. Yani 100 bin dolarlık yatırım yapmazsın zengin olmak için. Çünkü zaten zenginsin mantık olarak. Yani sen yüz bin dolar yatırıyorsan zengin olmak için varını yoğunu yatırmış anlamına geliyor bu. Bu da olmaz. Şimdi altcoin'leri dipten toplayacaksın. Örnek verdiğim gibi diplerde uzun süre gezen coin'lerden sepet yapacaksın. Durumuna göre yüz bin dolar varlığın varsa %10'unla sepet yapacaksın. 5 çeşit coin'a. 10 bin dolarım varsa %10 ne yaptı? 1000 dolar. 1000 dolara 5 çeşit coin alacağım. Yani 1000 dolarım varsa da 100 dolarına 5 çeşit. Yani %10'u. Niye böyle diyorum? Şimdi sen 100 bin dolarlık aldın. Uzun vadecisin. Ne oldu? 2 hafta sonu %50 düştü. Ne yaptın? Sattın mı? Sattım hocam. Niye? Çok düşüyordu. Yarısı gittiydi paramın. Ne yapayım? Dayanamadım. E, gitti. 50 bin dolar gitti. Gitti. Geri gelir mi? Gelmez. Şimdi sende 50 bin dolar kaldı. E, kurtarman için çarpı iki yapman lazım. Yazık değil mi? Yazık. Ve sen. Yani varını yoğunu yatırmışsın bu işe. 100 bin dolarını yatırmışsın. Uzun vadeciydin. Ne oldu? Niye sattın? Niye iki hafta sonra sattın yüzde elli zararla? Satmayacaktın. Ha? Kaldıramıyorsan da almayacaktın zaten yüklü. Çarpı iki yapar diye alırsan unutma yüzde de düşme riski var. Yani çok para stres demektir. Ayarlarından oynarlar adamın yani. Sen plana sadık kalamazsın. O yüzden çöpe attığın parayla yatırım yap. Bir sene sonra lazım olacak diye değil, değil. Ömür boyu lazım olmayacak bir parayla al. Ve zengin ol. Olabilirsen. Yani onun da garantisi yok. Bunu da söyleyeyim yani. Ama sen ne yaptın? Yüzde onunla yatırım yaptın. Kaybetsen de umurunda değildi zaten. %50 bir düzeltme geldi. Yani önemsiz bir para %50 düştü. Sonra ne oldu? Geri yükseldi falan. Mis gibi yaşamaya devam ediyorsun yani. Olay budur. Ailende huzur var. Evinde huzur var. Hayatın huzurlu. Geceleri istediğin saatte uyuyabiliyorsun. Uykusuzluk çekmiyorsun. Strese girmiyorsun. Saçların beyazlamıyor. Dökülmüyor. Değil mi? Niye? Asparayla girdin. Ya söyledim arkadaşlar işin ucunda zengin olmak varsa ha az parayla ha çok parayla yani. Az para da seni zengin edebilir çok para da edebilir. Ama aradaki fark çok para sizi yıpratır. Az para yıpratmaz. O yüzden az parayla yap. Uçmuş koyunları almayın uzun vade. Diplerde gezinen koyunları uzun vade alın. Valla arkadaşlar benim de başımdan çok şey geçti. Yani ben de çok zararlar ettim. Çok hatalar yaptım. Ders çıkardım ama. Ve amacım sizin de ders çıkartmanızdır. Aynı hataları tekrar tekrar yapmamanızdır. O yüzden size günlük videolar paylaşıyorum. Bilgilendirmeye çalışıyorum. İstiyorum ki herkes bir şeyler öğrensin. Kazansın. Kaybetmesin. Yeni başlayanlar da. Bu videoları dinlesin arkadaşlar. Yani bu, bu şu anki bu videoyu dinletin yeni başlayanlara. Hani başlarında neler geçebilir bunu bilsinler. Yoksa çok ocaklar söner. Çok insanlar yani hayatını sonlandırmanın eşiğine bile gelebilir bu işte yani. Öyle şahit oldum olaylar da var bu arada. Tehlikeli işler. Yani lütfen temkinli davranarak hareket edin. Balıklama dalmayın. Ondan sonra stop kullanmadan işlem yapmayın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur dediklerim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.